gönül isterdi ki ilk yarıyı daha iyi bir şekilde bitirmek isterdi. Fakat hani Bilic'le alakalı Bilic'den memnunum. Belli bir düşündüğü bir sistem var. O sistemi oturtmaya çalışıyor. Şu an Beşiktaş tam böyle geçiş aşamasında. Hoca da çok istediğini yapamıyor. Yönetim de çok istediğini yapamıyor. Stadımız yok. Beşiktaş'ı bu sene en başta başarılı bulduk. Gerçi Beşiktaş zaten başarılı ama Beşiktaş'ın önüne koyulan setler ortada. Bilic çok akıllı bir hoca. Ama bu ilk yarıdaki tribün olayları olsun, federasyonun takındığı tavır olsun, sakatlıklar olsun takımı çok zorladı. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. 4 maçta 4 galibiyetle beraber girdik. Ama ondan sonra gelişen olaylar sebebini bilmediğimiz bir şekilde bizleri çok fazla etkiledi. Yani seviyoruz, yapacak bir şey yok. İyi ya da kötü fark eden bir şey yok ama daha başarılı olmasını isterdim tabii. Muhtemelen statla beraber çok daha başarılı oluruz gibi geliyor bana. En azından ikinci yarı ikincilik olursa daha iyi olur bizim için. Çok fazla hayalvari konuşmamak gerekir. Şampiyonluk biraz zor. Ronaldinho falan gelirse güzel olacak takım. Yani birkaç santrafor lazım. Beşiktaş şu anda bu sene zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye'de olmayan şeyleri bu sene Beşiktaş taraftarı ve kulüp olarak yaşamaya başladık. Bilic içimizden biri gibi. Hani çok doğal. Taraftar olarak çok seviyoruz. Yani karizmatik bir adam. Evvela başta kıskandık. Sonradan benimsedik. Şimdi aileden bir parça. Başarılı. Taktiklerini çok beğeniyoruz. Beşiktaş'ımıza bu sene daha iyi yerleri getireceğinden eminiz. Halktan biri zaten. Hani bizden biri. Halkın takımı Beşiktaş. Onu da çok iyi biliyorsunuz. Zaten o yüzden Bilic'i bayağı seviyoruz. Beşiktaş taraftarı olarak, bir çarşı taraftarı olarak bağrımıza bastık. Bilic bizden biri. Bundan önceki hocalardan daha verimli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok fantezi futbol oynatmasın. Basit oynasın. Sonuca gidelim. Çift forvet. Hani mümkünse eğer hani çift forvet. Ya hocamızın içine karışmak haddimize değil ama. Daha böyle saldırgan bir ruhla oynamasını tercih ediyorum. Bazı futbolcularda gerçekten büyük bir düşüş var. Oyunculara acaba bir tepki mi var? Çok merak ediyorum açıkçası. Kerim Fıray neden oynamıyor? Müziğe devam ediyor mu acaba diye. Bunu sormak isterdim yani. İkisini bir arada nasıl götürüyor? Güçlü yapısını hem taraftara hem de sahaya hem futbolculara yansıtması gerekiyor. Sanki 40 yıldır Beşiktaşlı gibi. Bizim çarşı ruhunun da sanki içine çekmiş gibi. Onun asi ruhu, bizim asi ruhumuz birleşti, bütün olduk. İnşallah bize iyi günler yaşatır, inşallah bize şampiyonluk yaşatır. Şampiyon olmasak da seviyoruz bu takımı ama hak ediyoruz. Seni seviyoruz Bilic. Bunu konuşalım, hoş geldiniz. Yine bir çarşamba gecesi karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, bu sezon Beşiktaş'ın ligde çok istediği yerde olduğunu söylemek zor. Beşiktaş'ın yıldızı kim diye soracak olursanız da pek fazla futbolcuların isminden bahsedemeyeceğim. Bir Beşiktaşlı olarak da, bir futbol sever olarak da Beşiktaş'ın bu sene en çok konuşulan ismi hem sahadaki duruşu hem de futbol takımına uyumuyla teknik direktör Slaven Bilic. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi sokağa sorduk. Beşiktaşlıların sizinle ilgili genel olarak herkesin kafasındaki asıl soru 40 yıllık Beşiktaşlı gibi bu adam diyorlar. Kendinizi gerçekten böyle hissediyor musunuz? Do you feel like that? Well, I feel. I mean, it's a really a family club. It is a special club, and the people in the camp, and the people, and the players, and the staff at in our base at Nevcha Demir. They make, or they made my accommodation or integration. Like we can also the board and also the staff and the fans that you meet on the streets and or in the ground, they help it, and because it is really like a family club, it's really kind of a special club. Also, what I'm saying from the start and what I didn't know, but I was feeling and I was predicting that because of almost not the same but very similar mentality between the Turkish and Croatian people, especially from the south of Croatia. It also helped me integrate and helped me feel here like I'm here more than just a few months. Gerçekten bir aile kulübünde olduğum gibi hissediyorum. Burası çok özel bir yer. Tesisteki ekibimiz, oyuncular, teknik ekip, yönetim, Nevzat Demir tesislerinde çalışan bütün insanlar, onların tavırları benim buraya uyumumu son derece kolaylaştırdı. Onların bana çok büyük bir yardımı var ve çok kolay bir şekilde buraya ayak uydurdum. Zaten camiadaki insanlarla konuştuğumuzda, sokaktaki insanlarla
konuştuğunuzda, taraftarlarla konuştuğunuzda bu yakınlığı fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Burası gerçekten çok özel bir kulüp. Başlangıçtan beri böyle hissediyorum. Burası zaten Hırvatistan'a çok benzer bir yer. Özellikle ben Hırvatistan'ın güneyinden gelen bir insan olarak bu konuda çok büyük benzerlikler görüyorum. Ve çok uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Çok kolay bir şekilde ayak uydurdum buraya. Şimdi Beşiktaş'la konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili herkesin asıl sorduğu soru sezonun başından beri şu. Benim ilk sorumdu bu aslında. Galatasaray maçına kadar müthiş bir Beşiktaş var sahada. Bir meyde very good start. Her manada acayip bir böyle Beşiktaş taraftarı. Ben hatta yazılar yazdım. Yani bize futbolu yeniden sevdiren adam dedim hoca için. Fakat Galatasaray maçında bir şeyler oldu. Aslında birçoğumuzun gördüğü şeyler oldu sahada. Ne oldu hocam? What happened in Galatasaray game? Yes. A big thing happened. It's not just something happened. I mean, you are right. And I agree with you. We made not a good start. We made terrific start. We were flying. We were like full of confidence and everything. At the end of the day, we won four games. And it was 2-0 against Trabzon and then 4-2 away game and then 2-0 against Gaziantep home and then especially against Bursa. That is like a big rivalry between the clubs, of course. 3-0 with that performance, it was like all flying. And then came Galatasaray game, which made a big impact on us, and it shocked us. Not only the result, okay, you can lose a game against Galatasaray. To be fair, we were really good in the first half. They were better, and in the second half, we created. We missed few chances to go 2-0 up. Then we made mistakes. They played good, and but it was not about the game. I mean, then that incident happened, and then suddenly we were in shock. Suddenly it was 3-0 for them. Then four games without the spectators, and we don't have our stadium anyway. And then, for some reason that I still don't know why, three games for me. So it was a big blow for us. And then, especially in those four games that we played, some of them on the Olympia Stadium, some of them at Kasim Pasha, that we played without support. Mm-hmm. It's very difficult. I used to play those kind, few of those games when I was a player in Yugoslavia. It's very difficult, especially for home sides. Then we weren't winning the games, and then it turned down a little bit of our confidence. Away we were playing real good at that time as well, but we were dropping the points home. And then also came few injuries to us, few time flu, few injuries, especially when the players were coming back from the national team, and that basically, that Galatasaray game stopped us being like that. Yeah. Çok büyük şeyler oldu Galatasaray maçında. Bazı şeyler olmadı. Olanları çok büyük olarak nitelemek lazım. Söylediğinizde çok haklısınız. Bir sezona iyi değil, harika, uçarcasına bir başlangıç yaptık ve özgüvenimiz çok yüksekti. Trabzonspor'a karşı ligin ilk maçını 2-0 kazandık. Deplasman'da Erciyes'i 4-2 yendik. Gaziantepspor'u 2-0 yendik. Ve belki de en önemlisi, çok büyük bir rekabet halinde olduğumuz Bursaspor'u çok iyi bir oyunla deplasmanda 3-0 yenmeyi başardık ve bu takım üzerinde, camia üzerinde muazzam bir etki yarattı. Galatasaray maçında olup bitenlerse olumsuz anlamda çok büyük bir etki yarattı. Bizim üzerimizde bir şok etkisi yarattı. Bunu söylerken sadece sonuçtan bahsetmiyorum. Olanları bir hatırlayalım. Maçın ilk yarısında biz çok iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı Galatasaray'ın hakkını teslim edelim. Galatasaray daha iyi bir performans ortaya koymaya başladı. Biz oyunu 2-0'a getirebilecek fırsatları yakaladık, kullanamadık. Onun peşinden bazı hatalar yaptık ve maçı kaybettik. Ama oyun burada esas mesele değil. Esas mesele olan bitenler, sahada yaşananlar üzerimizde gerçekten çok büyük bir şok etkisi yarattı. 3-0 hükmen mağlup olduk. 4 maç ceza aldık. Zaten kendi stadımızda oynamıyoruz. Bir de üstüne bu ceza meselesi eklendi. Bu bizim için çok büyük bir darbe oldu. Benim hala sebebini anlayamadığım bir şekilde bana 3 maç ceza verildi. Ve bütün bunları üst üste koyduğumuzda ortaya büyük bir fatura çıktı.
4 maç cezalı olduğumuz dönemde kimi maçları Olimpiyat Stadı'nda oynadık, kimi maçları Kasımpaşa'da oynadık. Taraftar desteğinden çok büyük bir şekilde mahrum kaldık. Ben de eski Yugoslavya döneminde oyuncu olduğum dönemde böyle atmosferlerde böyle maçları oynadım. Gerçekten çok zordur. Özellikle ev sahibi takımın oyuncuları için. Özgüvenimiz çok yükselmişken böyle bir darbeyle karşı karşıya kaldık. O dönemde dış saha maçlarında fena performanslar göstermedik ama iç saha maçlarında puan kayıpları yaptık. Bunların üstüne sakatlıklar eklendi, hastalıklar eklendi. Özellikle milli takımlardan dönen oyuncularda hastalıklarla ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Galatasaray maçından sonra olup bitenleri bir değerlendirdiğimizde gerçekten olumsuz anlamda çok büyük bir etki, bir şok etkisiyle karşı karşıya kaldık. O maçtan sonra takımın genel oyununda da Beşiktaşlı futbolcular artık eskisi kadar top oynamak istemiyor diye bir eleştiri var. We started underperforming. Buna katılıyor mu hoca? Do you agree with that? Yani o dış etmenlerin, o biraz önce bahsettiğimiz işte sahaya girenler, çıkanlar, cezalar, efendime söyleyeyim. Bunun dışında futbol takımını, yani futbolcuların kafasının sahada olmasına dair de ciddi bir motivasyon problemi olduğunu söyleyeyim. They're struggling because of lack of concentration and motivation. No, it is not one thing. As I said, after Galatasaray game, it wasn't one thing. Like we adapted because in the beginning the people were quite not afraid, but quite worried for us to play at Olympia Stadium because it was mentioned in the preseason a lot of times that it's not ideal to play there because of the size of the stadium, and so a lot of people are expecting us to have like 10, 15, 20,000 because it's not very easy to come to that ground, right? Not like in Ono Stadium. And then suddenly, for some reason, we had 50,000 against Tromsøspor. Then we have 60,000 or more against Tromsø. Yeah. And then we got banned from Europe as well. That was also a shock. But then we had like Gaziantep 60,000 or more. 60, and 000. Then Galatasaray, yeah, like, I don't know, a million. Oh, okay, like a big crowd. And somehow we got used, although it's not our stadium, we got used that to be our stadium. And then, of course, it was a big shock after that game, what happened in that game, especially with the ban afterwards, with the ban for myself. And we were a little bit, we were stopped at that moment. Mm. We were stopped. And also, and definitely, it affected us. I explained in what sense? When you are not winning games, of course your confidence goes, individual confidence and confidence as a team drops a bit, of course. But also, even after Galatasaray game, we had some games, especially away games, that we were playing really good. So it's up. Until Galatasaray game, it was like up, like 100%. After that, it is, I would say, not consistent enough for what we want to do in the league, of course. Tek bir şeye bağlamamak lazım. Galatasaray maçı çok büyük bir etki yarattı ama bunun birçok sebebi var. Sezon başını hatırlayalım. Sezon başında birçok kişinin çok büyük endişeleri vardı Olimpiyat Stadı'nda oynamamızla ilgili. Çünkü Olimpiyat Stadı ulaşım açısından çok zor bir yer ve orası bizim için en iyi seçenek değildi. Bunlar sürekli konuşuluyordu ve dillendiriliyordu. Oradaki ortalamamızın 15-20 bin civarında olacağı tahmin ediliyordu. Öngörüler bu şekildeydi ama Trabzonspor maçında biz oraya 50 bin kişilik bir taraftar topluluğunu çektik. Kesinlikle. Tromsø maçında daha da yukarıya çıktık. 60 binlere vardık. Gaziantep maçında çok büyük bir kalabalık vardı. Galatasaray maçında söylememe bile gerek yok. Deyim yerindeyse milyonlarca insan oraya geldi ve stat hınca hınç doluydu. Biz tam orada oynamaya alışmaya başlamışken, koşullara ayak uydurmaya başlamışken Galatasaray maçında gerçekten çok büyük bir şok yaşadık. Hem maç esnasında olanlar, maçın bitme şekli, hem de gerek bana gerek de kulübe verilen cezalar bizi fazlasıyla etkiledi ve bir duraklama dönemine girmemize sebep oldu. Ancak kazandığınız müddetçe özgüveninizi yüksek tutabilirsiniz. Kazanma alışkanlığınızı kaybettiğinizde ister istemez oyuncularınızın özgüveninde bir düşüş olur. Bizim de başımıza bu geldi. Ama Galatasaray maçından sonraki dönemde bazı deplasman maçlarında ortaya koyduğumuz çok iyi performanslar var. Ama genel olarak da şunu kabul etmek lazım. Galatasaray maçına kadar neredeyse %100'ü yakalamış bir takım varken Galatasaray maçından sonra devamlılığı yakalama konusunda çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Hı hı. Ronaldinho istiyor musunuz hocam? Do you want Ronaldinho? Yes. Who
do you want Ronaldinho? I mean, there's no manager in the world that would say no to Ronaldinho. He's a great player, and to have great players in your team, of course, it's a game for everyone, not only for a manager. Mm-hmm. It's a game for a team. It's a game for a club. It's a game for a Turkish league as well. So I'm no different than the others. He's a great player. He's a big name. He was voted Footballer of the Year in South America for last season. Of course. Ronaldinho'yu kim istemez ki? Ronaldinho'yu ister misiniz sorusuna herhalde hayır cevabını verecek teknik direktör yoktur. Ben de istiyorum. Onun hem takıma hem kulübe hem Türkiye Ligi'ne çok büyük bir katkı yapacağına inanıyorum. Çok büyük bir isim ve bahsettiğimiz için isim daha geçen sezon Güney Amerika'da yılın futbolcusu seçilmiş. Çok değerli bir isim. Fakat Beşiktaş'ta geçmişten beri bir yıldız yönetme problemi vardır. Ya Beşiktaşlar bunu çok iyi bilirler. Beşiktaş'a struggling to manage big players, big names. Ronaldinho ismi de geçince herkes aynı şeyi soruyor. Ya elimizde bir benzer kalibrede olmasa da yani Ronaldinho ile karşılaştırmak yani bu benim şahsi yorumum gerçi mümkün değil ama Fernandez diye bir yıldız var ve Beşiktaş'taki durumu ortada. Similar experiences with Manuel Fernandez. Geçmişte de Beşiktaş'ın yıldızlarını nasıl yönetip yönetemediği aslında aşikar sizden önceki dönemde de. Şimdi yine böyle bir yıldız geliyor ve yine hezimet mi olacak diye korkuyor Beşiktaş taraftarı. Look, the big players, there are many big players who the big players are also big not only because of their skill, but they are big players because they are special characters. So they have their, many times they are even stubborn, they have their opinions and they are not easy to manage. They are special people, that's why they are special players, of course. But they are not only special on the pitch, the most of them are strong and they are special off the pitch as well. And all the big players who are like this, they are not normal, you know. And of course they are bringing pluses, they are bringing minuses, but... You can't expect from the ordinary people to lead your team in front of 80, 90,000 people and not to be a little bit scared, nervous or afraid. That's why they are there. So it comes with all of them. It comes with Rooney, it comes with Maradona, it comes with Zidane, it comes with Cristiano Ronaldo, it comes with Ronaldinho, it comes with the players who are big stars, star players. In Beşiktaş before, and it's a job of the board, it's a job of the manager, and it's a job of the all people in the club to manage them in the right way, to get out of them the most that we can. And I wouldn't be afraid, and there's no reason not to get Ronaldinho. Or not to get in the past or in the future for Beşiktaş good players, because only with them you can achieve big things. With ordinary guys, you're gonna have stability. You're gonna have like absolutely, maybe absolutely no problems. But they don't bring you success. It's not a problem. Star players, big players, they are then. For what I know, they are not causing the problems. The bigger problems are the players who are not big, but they are thinking they are big. Büyük oyuncular sadece yetenekleriyle değil, hem saha içindeki hem saha dışındaki tavırlarıyla büyük oyuncular. Ronaldinho'yu da böyle değerlendirmek lazım. Bahsettiğimiz insanlar özel insanlar. Hem yetenekleriyle hem ortaya koydukları fikirlerle ve haliyle yönetilmesi zor insanlar. Hem saha içinde hem saha dışında. Böyle oyuncular zaten sıra dışı karakterlerdir. Artıları vardır, eksileri vardır. Sizin de buna göre davranmanız gerekir. Zaten 80-90 bin kişinin önünde takımınıza, ekibinize liderlik yapacak insanların da sıra dışı karakterler olması gerekir. Çünkü sıradan karakterler öyle atmosferlerde endişeye ve korkuya kapılırlar. Bugün Rooney, Maradona, Zidane, Cristiano Ronaldo ya da Ronaldinho birçok isim sayabilirsiniz. Bütün bu saydığımız isimler zaten... Böylesine atmosferlerin altından kalkabilecek karakterde kişilikler. Beşiktaş'ta daha önce de yıldız oyuncular mutlaka olmuştur. Yıldız oyuncuları yönetme meselesinde önemli olan şudur. Yönetimin, teknik direktörün ve kulübün profesyonellerinin burada bir işbirliği yapıp el birliğiyle yıldız oyuncuyu doğru bir yolda yönlendirmeleri
gerekir ve ona sahip çıkmaları gerekir. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor ve bunu yaparken de oyuncudan alabildiğimiz verimin en yükseğini almamız gerekiyor. Gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyorsak bu büyük başarıları ancak büyük oyuncularla elde edebiliriz. Sıradan oyuncular olabilir takımınızda, böyle bir tercih yapabilirsiniz. Sıradan oyuncularla ama ancak durağanlık yakalarsınız. Belki sorunsuz bir takımınız olur ama başarıyı yakalama olasılığınız da çok düşük olur. Bence yıldız oyuncular bir sorun değildir. Esas sorun yıldız olmayan ama kendisine yıldız gibi davranılmasını bekleyen ve bunu talep eden oyunculardır. Fernandez size göre bir yıldız mı hocam? Do you believe that Manuel Fernandez is a star? Peki Fernandez'i sizin söylediğiniz bu anlamda kulübün, teknik direktörün doğru yönettiğini düşünüyor musunuz? Yoksa bugün Fernandez'le Beşiktaş'ın karşılaştığı problem Fernandez'den kaynaklanan bir problem mi? Do you believe that we are managing well Manuel Fernandez in a right way? Or is it because of our fault, club's fault, that we cannot manage him in a right way? We mean Manuel Fernandez. Well, I don't know. I can't answer that question. I mean, because he's much longer than me here. But what I'm saying in the last 6 months, that since I took over as a Beşiktaş manager, that is that we are treating him as one of our most important players, and are also demanding from him to have the status on the pitch as well. Mm-hmm. Because off the pitch, you are gaining that special kind of a status only if you are performing on the pitch. And so far, if you are talking about trainings and in camp behaving and everything behavior, I can say positive things. We didn't have a problem, the technical stuff and all that. We can talk about his consistency in the games, in those 17 games. But if we are talking, did we manage him well in the sense of that he is in the trainings and that blah, 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 blah. He was very professional in that aspect. Benden daha uzun süredir burada Manuel. Bu soruya ihtiyatlı bir şekilde cevap vermem gerekiyor. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Göreve başladığımdan beri yaklaşık 6 aydır ona takımımızın en önemli oyuncularından biri olarak davranıyoruz. Çünkü bunu hak ettiğine gerçekten inanıyoruz. Ve bizim ondan talebimiz de saha içindeki bu yüksek statüsünü koruması, bunun burada süreklilik göstermesi ve bunu yapabilmesi için de sürekli olarak iyi bir performans gösterilmesi. Çünkü o yüksek statüye sahip olmak istiyorsanız bunun tek bir yolu vardır. O da antrenmanda ve maçta ortaya yeterli gerekli performansı koyabilmesidir. Hem antrenmanlarda hem takım içi davranışlarında Manuel'le ilgili söyleyebileceğim hiç olumsuz bir şey yok. Biz teknik ekip olarak geldiğimizden beri onunla bu konularla ilgili en ufak bir sorun yaşamadık. 17 maç oynadık. 17 maçtaki devamlılığını tartışabilirsiniz. Bu tartışmaya açık bir şeydir. Ama antrenmanlardaki davranışları, bunun haricindeki hali, tavrı ve onun yönetilmesi kısmında bugüne kadar bir sorunla karşılaşmadık. Ve onun da iyi bir profesyonel olarak davrandığına yürekten inanıyoruz. Peki Kasımpaşa maçında gördüğümüz şey neydi? And what happened at Kasımpaşa'ya? Yani bu profesyonel bir futbolcunun tavrına pek bizim yani alıştığımız bir profesyonel futbolcu tavrı değil. Hem seyirciyle diyaloğa girmesi, sağ kenarına sizin yanınıza geldi. The reaction from Manuel. Do you believe that it was a good example from a good professional? Because he had a reaction against our fans. He wanted to leave the pitch. Well, I didn't see that reaction, to be fair, that he had towards our fans. What I've seen, all that I've seen is that my player, no matter whether that's Fernandez or whoever, got hit, got punched. But before that? I didn't see that, and they're all talking about that, but to be fair, I've never seen that. Mm. All I've seen and all I know and all that makes me unbelievable to understand it is that I've seen a player, my player, our player, Beşiktaş player, hit,
Not pushed, not that, not blah, blah, blah. Hit by a spectator that came from the stands, and that the people are not talking about, not the people, but the FA or whoever are not talking about that. They're talking about the reaction of Fernandez, or they're talking about like that didn't happen. In my point of view, we can talk about it. First of all, let's see why did it happen. And for me, it's unbelievable that that game didn't finish with, like Galatasaray game has finished. How did the Beşiktaş-Galatasaray game finish? 3-0 for Galatasaray. And they made like a big example. And I agree. The spectators got into the game. They didn't hit anyone. Okay, thank God. We made a mistake. Organization, oh, blah, 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 3-0. In that game, the player got hit. And we are talking about his reaction. Why we are not talking about that? The only normal outcome for that game would be anywhere. In Turkey especially, because this is very cultural. This is a country that keeps the standards of behavior and everything, with a great history, maybe the greatest in the world. It should be 3-0 for us. End of story. Taraftarlarla olan diyaloğunu görmedim. Bundan birçok kişi bahsetti ama o reaksiyonu ben görmüş değilim. Ama benim gördüğüm bir şey var. Oyuncumuz sahanın ortasında saldırıya uğradı ve bir seyirci tarafından yumruklandı. Beşiktaş'ın bir oyuncusu maç esnasında saldırıya uğradı ve şunu da özellikle belirtiyorum. Seyirci de sahaya girip oyuncuyu itmedi. Oyuncuya basbayağı saldırdı ve oyuncuya dosdoğru bir şekilde vurdu ve özellikle seyircilerin arasından gelen birisinin bunu yapmış olması olayı daha da vahim hale getiriyor. Kamuoyunda Fernandez'in gösterdiği reaksiyon tartışılıyor. İşin federasyon tarafında konuşulması gereken şeyler konuşulmuyor. Tam bunları da konuşalım ama ben şunu anlamıyorum. Neden maç bizim lehimize 3-0 hükmen tescil edilmedi? Galatasaray maçında neden bizim aleyhimize tescil edildi? Çünkü kabul ediyorum bir hata vardı. Güvenlikle, organizasyonla ilgili bazı aksaklıklar, gerekli tedbirlerin alınmamış olması söz konusuydu. Ve bunun sonucunda da biz doğru bir örnek üzerinden 3-0 hükmen mağlup ilan edildik. Bu konuda da hemfikirim bu kararla. Ama aynı durum ya da benzer bir durum yaşanırken bizim lehimize Kasımpaşa maçının 3-0 hükmen tescil edilmemesi benim anlayabildiğim bir şey değil. Türkiye standartları yüksek bir ülke. Kültürüyle dünya tarihinde elde ettiği yerle ki belki en büyük tarihlerden birine sahip olan ülkelerden biri. Böyle bir ülkede böyle bir olayın sonucunun söylediğim gibi olmasına inanıyorum ama şimdiye kadar bu beklentimize bir karşılık, bir cevap bulabilmiş değiliz. Hocaya araya gitmeden önce son sorum. Fernandez'in kalmasını istiyor musunuz? Do you want him to stay, Manuel? He's got a contract. Today we started training. Thursday the team's flying to Antalya. He's flying with us. He's got a contract. He's one of our players. And of course he's going to be with us. Kalmasını istiyor. Sözleşmesi devam ediyor. Bugün antrenmanlara başladı takımla birlikte. Perşembe de takımımız kampa gidiyor. Orada bizimle birlikte olacak ve bizimle birlikte çalışmaya devam edecek. Araya gidiyoruz. Aradan sonra programı Slaven Bilic'le birlikte bitireceğiz. Bunu konuşalıma devam ediyoruz. Konuğumuz Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic. Hocaya sokaktan çok fazla soru vardı. O sokaktaki sorulardan bir tanesi de biraz önce sordum. Nasıl böyle bu şekilde Beşiktaşlı, ya Beşiktaş'la bu kadar nasıl örtüştü, nasıl böyle üst üste geldi hocanın her sözü, duruşu, tavrı, yaklaşımları. Hoca çarşıyı tanıyor mu? Hiçbir teması, konuşması var mı? There are many questions coming from our fans and they are really wondering how you manage to be so close to our fans and to be an important part of Beşiktaş family already. Do you know Çarşı? Do I know Çarşı? How can I know Çarşı? I know Beşiktaş fans. When I don't go a lot out. My normal daily routine is like I leave home 8:30 to the camp. I come back
6 o'clock, sometimes 5, sometimes 6, sometimes 7 at night. And then I stay home. When we have a day off, sometimes we go, and but you meet people, you meet fans. Everywhere you go, this is like a football country, you know. And you meet people, and they come to you, and they have a photo with you. And I was never, even as a player and as a coach, I'm trying to respect fans. I'm trying to give them attention, but not like that I'm walking every day on the street and like try. But I think it's necessary, and they are our fans, to show them respect. If you are spending 1 minute with them, to talk to them for a minute, to give people attention. You know, the people like it, and I like to mix with the normal people, because sometimes if you are living in this world, like if you are, let's say, public person, you know, sometimes you lose a touch with normal or ordinary people. But it's very necessary for the people to know that, to know what the street is talking, what the ordinary people are thinking about you. So it's good for me to have a good relationship with those people, and that's how I'm okay or well or brilliant with the fans. But the question has a little bit confused me, because really I'm not doing anything, and the fans, when they are coming to me, they don't do anything that I didn't see before, or like unusual, that I'm trying to get for, you know, by every chance close to them. But it's easy to, I mean, you can't avoid them, because everywhere you go, if you want to do the, let's say I went to do a haircut and there's a Beşiktaş fan. Then when I go to Migros, I'm a Beşiktaş fan. When I go to have a meal, Beşiktaş fan. When I go with my dogs to buy them food, Beşiktaş fan is there. And it's a good feeling, you know. It's a good feeling when you see how important job you are doing, especially that those fans are, they are, it's like a personal club. And that's one thing that maybe divides Beşiktaş, or it's more in Beşiktaş than in the other clubs, that you can really, and they are mentioning it like John and the people, they are always mentioning it, Beşiktaş family, Beşiktaş family, Beşiktaş family. What's Beşiktaş family? But when you come here, you feel it like it is, like a family, like a big family, that of course 15 or 10 or 20 million people don't know each other, okay? But they are all one part of a big family. We didn't say it's support, we say love. As a Beşiktaş supporters. It's really very similar club to my home club. Just a second. Well, no. Let him translate after we keep on. Beşiktaş taraftarıyla çok yakın bir ilişkim var. Ben aslında çok dışarı çıkan bir insan değilim. Zaten çalıştığım günlerde günlük rutinim belli. Sabah 8.30 civarında evden çıkıyorum. Kimi zaman 5'te 6'da, kimi zaman 7'de eve dönüyorum. İzin günlerimde de mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaya çalışıyorum. Kaldı ki burası bir futbol ülkesi. Ve sokakta mutlaka futbolla ilgilenen, futbolu takip eden insanlarla mutlaka her seferinde karşılaşıyorsunuz. Onlarla fotoğraf çektiriyorsunuz. Onlara elimden geldiği kadar saygı ve ilgi göstermeye çalışıyorum. Çünkü o temas, onlara o saygıyı göstermek benim açımdan çok önemli. Bir dakika onlarla konuşmam bile, onlarla ilgilenmem bile onlar için çok önemli. Bunu gerçekten çok iyi biliyorum. Bizim yaptığımız işler gibi işler yaptığınızda futbol dünyasında, ya da ünlü ve popüler olduğunuz başka işlerde bazen sokaktaki insanlarla bu teması kaybetme riskiniz var. Bu da çok tehlikeli ve sevimsiz bir şey. Çünkü o zaman sokakta nelerin konuşulduğunu, sokağın gündeminin ne olduğunu kaybetmeye başlıyorsunuz ve ondan giderek uzaklaşıyorsunuz. Aslında sorunuz biraz da benim için kafa karıştırıcı. Çünkü ben bu teması sağlarken sokaktaki insanlarla sıra dışı, görünmemiş çok acayip şeyler yapmıyorum. Ya da onlar da çok sıra dışı ve acayip şeyler yapmıyorlar. Bir taraftan da buna engel olamazsınız zaten. Ben nereye gitsem, berbere, alışverişe, yemek yemeye ya da köpeklerime mama almaya mutlaka Beşiktaşlı taraftarlarla karşılaşıyorum ve onlarla sohbetlerimiz oluyor. Bu çok önemli
ve çok iyi bir his. Çünkü yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu, onlar için nasıl bir önem taşıdığını da bana hatırlatıyor. Burası gerçekten onlar için bir aile kulübü. Bazen Can, bazen diğer arkadaşlarım bana bundan sürekli olarak bahsediyorlar. Buranın farklı bir yer olduğundan bahsediyorlar. Bir Beşiktaş ailesinden bahsediyorlar. Bunu görüyorum. Şunu kabul ediyorum. 15-20 milyonluk bir camia varsa bu camiadaki insanların tamamı birbirini tanımıyor. Ama bu camianın bir ortak gündemi var. Ve bu camianın bir parçası olmak, bunu hissetmek çok önemli. Bu tarafıyla da benim yetiştiğim kulüp olan, benim doğduğum, büyüdüğüm yerin kulübü olan Hajduk Split'e çok benziyor. Hocam Beşiktaşlı deyince bu kadar sürede yani yönettiğiniz takımın taraftarı, futbolcusu, işte çalışan profesyonel arkadaşlarımızdan tutun da orada tezahürat yapan taraftara kadar. Beşiktaşlı deyince sizin aklınıza ne geliyor? Being Beşiktaş, being a part of Beşiktaş. What does it mean for you? Working in Beşiktaş, being a fan of Beşiktaş, being a professional people in Beşiktaş. Yeah. For me? Yeah. I don't know. I try to explain that. I ain't gonna be a hypocrite. I ain't gonna lie and say that when I was born I was Beşiktaş fan. I wasn't. I wasn't. Of course, I was my hometown club fan, and I'm still am. But in every club I was, I tried as a player and as a coach. I was trying to take this club as my club, to do it. It's not just business. I mean, it's always personal. And when it's personal, of course, the lows are real lows and the ups. But the ups are real ups when you really care about it and when you feel it. And that was in West Ham, that was at Everton, that was in Lokomotiva, that was in Croatia or in Hajduk Split. But here also, like, I can't say that I like the club. I really love the club, because this kind of people that are our fans, and this, it is a special club, it is a cult club. And I knew that before, because Beşiktaş is a very well-known club in such a, that in the terms of, I mean, it's a big club anyway, but what makes them real big, it's like loyalty, passion, that you're not a fan of the club, you live for the club. Exactly. Like that. And of course, you can't be, I know, maybe some people, maybe some Scandinavian people or whoever can take it as a only job only, and still doing their 100%, of course, without so many emotions. But if you are like Southern, right? If you are like emotional, then this kind of the club, this kind of the people, this kind of the fans, this kind of the board, this kind of the technical staff in our camp, then can really get under your skin like this. And it didn't just happen to me. I mean, it happened to many coaches or players here. İkiyüzlülük yapacak ya da yalan söyleyecek değilim. Kalkıp burada ben doğuştan Beşiktaşlıyım da demeyeceğim size. Ben doğuştan Hajduk Splitliyim. Bunu her defasında tekrarlıyorum. Ama çalıştığım her kulüpte hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak hep şunu yapmaya çalıştım. O kulübü kendi kulübüm gibi sahiplenmeye çalıştım. İşi kişisel olarak böyle aldığınızda düşüşleri çok sert ve üzücü şekilde yaşarsınız. Ama çıkışları ve mutlu zamanları da çok yoğun yaşarsınız. Ben de hep böyle yaptım. Hem West Ham'da hem Everton'da hem teknik direktör olarak Lokomotiv'de, Hırvatistan milli takımında ya da Hajduk Split'teki deneyimlerimde işi hep bu tarafıyla ele almaya çalıştım ve buna sadece bir iş olarak bakmadım hiçbir zaman. Burası benim için özel bir kulüp, kült bir kulüp. Bunu gelmeden önce de çok iyi biliyordum. Beşiktaş'ta çalışmadan önce de biliyordum ve Beşiktaş'ı büyük bir kulüp yapan Beşiktaş taraftarlarının, Beşiktaş camiasının kulübe duyduğu bu sadakat, bu tutku, bu Beşiktaş'ı gerçekten farklı bir yere koyuyor. Çünkü bahsettiğimiz bu insanlar kulüp için yaşıyorlar. Belki bazı insanlar, bazı kültürlerde, mesela İskandinavya kültüründe orada yetişmiş olan insanlar, teknik direktörler, hocalar diyelim, işe bu kadar kişisel bakmazlar. Yine ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar ama bu kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşamazlar. Ama söz konusu bizler olunca, Güneyliler olunca bu duygu yoğunluğu çok çok yüksek oluyor. Kaldı ki
Beşiktaş gibi bir yerde hem yönetim, hem teknik kadro, hem tesiste çalışan insanlar, hem oyuncular bu sahiplenmeyi, bu duyguyu size fazlasıyla hissettiriyor. Onlar size bunu fazlasıyla hissettirirken bunun dışında kalmanızın zaten imkanı yok. Ben de hep bu tarafıyla ele alıyorum ve bu şekilde sahipleniyorum işi. Beşiktaş'ın gol yollarının sıkıntılı olduğu, yani yetkisiz olduğu ve oraya iyi bir transfer yapılması gerektiği söyleniyor. Hoca katılıyor mu buna? They think that we are struggling offensively and they think that we need to make a signing an offensive player. Do you agree with that? Offensively, we were also not consistent enough. In some games, we scored like a lot of goals, with home or away, home and away. In some games, especially those three games that I'm talking about, those three games home, Rize, Karabük, and Sivas. Okay, those three games we are lacking. We are missing those points. But if you ask me, take okay Karabük game, we didn't create many chances. We had one great, two or three chances. And when I see Karabük playing against other teams in Turkey, I don't see that apart from Fenerbahçe home, that someone is creating more chances. I can't blame offensively, or I can't be, the result is a different story, but I can't be not happy with our offensive performance against Sivasspor. It should have been 5-1 by the halftime. So we created a lot, but we have to score them. So I can't say that we are not good up front. We have a top scorer of the Turkish league, Hugo Almeida. Then we have, for example, Olcay, who scored enough goals, 6 goals and 5-6 assists, which is good. But we are missing some goals. Some goals, especially in those kind of moments or in those kind of games that had finished 0-0. Because about that points we are talking about. 4 points. We are not talking about 10 points now or whatever. We are talking about 4 points, which would take us to second place. And if you're considering everything, no stadium, and then a ban, and then no spectators, then you don't know where you're going to play, and that it would be like real, real good. But we are there. We have second half of the season. We are ready. We have our fans back. Players know me more. I know the players more. Maybe we're going to do something in the transfer market. Maybe, maybe not. But I expect with less injuries and with everything sorted, that we're going to have a real good spring. Hücumda yeteri kadar devamlılık yakalayamadık. Bu konuda hemfikirim söylediğinizi. Ama bazı maçlarımız var, hem iç sahada hem dış sahada. Fazlasıyla gol attık, yeteri kadar gol attık. Burada tabii üzerinde konuşulması gereken 3 maç var. Rizespor maçı, Karabükspor maçı ve Sivasspor maçları. Orada kaybettiğimiz puanları gerçekten arıyoruz, oradaki kayıplarımızı. Karabükspor maçından başlayayım. Kabul ediyorum, çok fırsat yakalayamadık. Ama yine de maçı bizim tarafımıza getirecek 2-3 tane fırsat yakaladık. Onları kullanamadık. Bir taraftan da şunu söyleyeyim. Mesela Karabükspor'u diğer takımlara karşı oynarken de izliyorum. Fenerbahçe maçını hariç tutuyorum. Çünkü Fenerbahçe maçında gerçekten tamamıyla ofansif bir oyun oynadılar. Zaten diğer takımların da Karabükspor gibi bir takıma karşı çok fazla fırsat yarattığını görmüyorum. Biz yeteri kadar fırsat yaratmamıza rağmen onları kullanamadık ve maçı kazanamadık. Sivasspor maçı ilk yarısı belki 5-1 bitecek ama fırsatları kullanamadık. Bundan da şikayetçi değilim. Çünkü önde oynayan oyuncularımızın performansını bir ele alalım. Hugo Almeida'dan bahsedeceksek, Türkiye Ligi'nin en çok gol atan oyuncularından biri. Olcay Şahan'dan bahsedeceksek, 6 gol atmış, 5-6 tane asist yapmış ve çok büyük bir katkı koymuş ortaya. Ama 0-0 biten maçlarda bazı noktalarda bazı fırsatları değerlendirememek canımızı acıttı. Burada bahsettiğimiz puan kaybı da 10 puanlık bir kayıp değil, 4 puanlık bir kayıptan bahsediyoruz. Ama bu 4 puan da önemli çünkü bu 4 puan bizi yukarıya, ikinci sıraya taşıyabilirdi. Stadyumumuzun
olmaması, kendi stadımızda oynamıyor olmamız, bunun peşinden gelen cezalar, bütün bunlar bizim için bir dezavantaj oluşturdu. Ama ikinci yarı başlıyor, yeni bir periyot başlıyor ve bu periyotta biz kesinlikle hazırız. Taraftarımızın desteği de arkamızda olacak. Ben artık oyuncuları daha iyi tanıyorum, oyuncular beni daha iyi tanıyorlar. Belki transfer döneminde bazı hamleler yapacağız. Umarım daha az sakatlık yaşayacağız ve inanıyorum ki bahar ayları geldiğinde daha iyi bir Beşiktaş ortaya çıkmış olacak. Hocamın bana bir forması var galiba. You have brought you. Yeah, I brought you a jersey. Hocam bunu ben seremoniyle takarım. Çek. A big fan of Galatasaray, but that's why I'm bringing you. Şahaneymiş onun. Şahane. Hocam güzel. Evet. Hoca bir de espri yaptı. Bunu tak. Valla şerefle giyerim ve size son sorumu şerefle sorarım hocam. It's an honor for me to wear Beşiktaş jersey. That's good. Thanks a lot. Thank you. Teşekkürler. My last question was, Beşiktaş'ın, şimdi herkes diyor ki 12 puanlık bir fark var Fenerbahçe ile. Ve bu 12 puanlık fark zor kapanır. Beşiktaş için hedef ikinci olmaktır. Son soru çok kısa cevap istiyorum çünkü program bitti. Beşiktaş'ın hedefi ikincilik mi? Most of the people think that as the gap with Fenerbahçe is 12 points, it's difficult for Beşiktaş to play to be champion. And our realistic ambition should be to play for second place. Do you agree with that? Look, the gap is big. I mean, there's no point of talking that the gap is not big. But we shouldn't think about it that way. We should think that we have 17 games. Mm-hmm. And game by game, we're going to try to win all of them. If we win all games, we would probably be champion. If we get 51 points, okay. So we are not thinking about how we're going to finish from now, saying we don't have a chance to finish first. We're going to go game by game. We showed in first half of the season that we didn't have consistent, but we have also a lot of problems that I have mentioned it before. But now, but also we showed that against any team, that the games were like this. Yes. No team has shown us, okay, in some parts of the game, but also we showed against them in some parts of the game. No team has showed us that we can't compete with them, that on a football pitch, they are better than us. So what I'm trying to say, in every game we have a chance to win it. And the more games we win, that approach will take us. Maybe it's going to be enough for the third place. Maybe it's going to be enough for the second place. Maybe it's going to be for the first place. So as long we have a chance, and on the paper we have a chance, every traveler says, we will not stop fighting for that. Of. Fark büyük. Farktan bahsetmek yersiz olur ya da bu fark küçük bir fark demek de yersiz olur ama biz hep şöyle bakıyoruz. Oynayacağımız 17 maç var ve oynayacağımız bu 17 maçın tamamını kazanmaya çalışacağız. Zaten 17 maçtan 51 puan çıkarırsak muhtemelen şampiyon oluruz. Her zaman maç maç bakacağız. Birincilik zor bir hedeftir, ikincilik daha zor bir hedeftir ya da biz bu hedeflere ulaşamayız diye hiçbir zaman düşünmeyeceğiz. Ve hep bu yol üzerinden devam etmeye çalışacağız. Sezonun ilk yarısında tamam kabul ediyorum belki devamlılıkla ilgili bazı sorunlarımız oldu. Ama oynadığımız maçların çok önemli bir kısmında, çok büyük bir bölümünde neler yapabileceğimizi gösterdik. Ve rakiplerimizle daima kafa kafaya oynadık. Rakiplerimizle maçların önemli bölümlerinde üstünlük kurduk. Ve hiçbir rakibimiz bize karşı çok büyük bir üstünlük kurmadı oyunların tamamında. Ya da baş edemeyeceğimiz bir takım yok bu ligde. Her takımla baş edebiliriz ve her takımı yenebiliriz. Her maçı kazanabiliriz. Biz hep böyle bakmaya çalışacağız. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanacağız. O puanlar bizi üçüncülüğe mi götürür, ikinciliğe mi götürür ya da belki şampiyonluğa mı götürür onu göreceğiz. Ama şurası kesin ki kağıt üzerinde bizim de bir şansımız var ve asla pes etmeden daima savaşarak bu şansı kovalamaya çalışacağız. Halil Yazıcıoğlu çok teşekkür ediyoruz sana. Bize yardımcı oldun. Rica ederim. Hocayla röportajımızda. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beşiktaşlık maç kazanmak, maç kaybetmekle alakalı bir şey değil. Beşiktaşlık iyi insan olmakla alakalı bir şey. Siz bizim için o yüzden çok iyi Beşiktaşlısınız. İnşallah Beşiktaş'ta da yıllarca kalırsınız, var olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ali sen tercüme edersin o kısmı, ben programı kapatıyorum. Successful or unsuccessful to be at Beşiktaş. It's about being a good guy and you are a good guy for them. And he wishes that you are going to stay here a long time. İnşallah. But successful. Hope so. Of course. All of us hope that. Sevgili izleyiciler, bunu konuşalım bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine biz buradayız. Hoşça kalın. Formam da şahane.